Herkese merhaba tekrar. Ben İsa Sarı. Bu videomda Bosskem'in TS351 kodlu video vericisini ve yine Bosskem'in RC305 kodlu video alıcısını inceleme altına alacağım sizler için. Gördüğünüz üzere oldukça şık kutuya sahip her ikisi de. Önce video alıcısından başlamak istiyorum. Kutunun arkasında biliyorsunuz ürün 8 kanallı. Bu 8 kanalın her birinin nasıl ayarlanacağı izah edilmiş. Tek tek gösterilmiş bu 8 kanalın nasıl ayarlanacağı ve hemen altında ise alıcının bir monitöre nasıl bağlanacağı gösteriliyor. Şimdi kutuyu açalım. İçerisinde toplam 4 parça var. 3'ü alıcının arkasında. Bir tane video kablosu. Kısa, yaklaşık 10-15 santim kadar. Bir tane güç kablosu. Bunu herhangi bir lipoya bağlayabilirsiniz. Ve bir tane de anten. Standart tipte. 5.8 GHz'lik bir anten. Eğilip bükülme özelliğine de sahip aynı zamanda. Şimdi bu kartonu çıkartalım. Ve evet, esas ürünümüze gelelim. Gümüş renkte, parlak metalik bir renkte ürünümüz. Bu haliyle oldukça şık görünüyor bence. Yine 8 kanalın nasıl ayarlanacağı gösterilmiş orada. Ve burada üst kısımda gördüğünüz gibi kanal ayarlama tuşları ve anten bağlantı noktası. Bu yüzeyde herhangi bir şey yok. Ürünün alt yüzeyinde güç girişi, AV çıkışı 2 tane ve 1 tane LED. Gördüğünüz gibi AV çıkışları, yani audio video, LED ve DC in, yani güç girişi. Diğer kısımlarda ise herhangi bir şey yok. Ön yüzeyinde ise ürünün kodu ve birkaç teknik özelliği. Şimdi ürünün boyutlarına gelmek istiyorum. Ürünün yüksekliği yaklaşık 6 santim, hatta tam tamına 6 santim. Eni 5 santimden biraz fazla. Ve derinliği ise yaklaşık 1,5 santim kadar. 1,5 santimden biraz daha az diyebiliriz. Şimdi önemli olan bir de ürünün ağırlığı var tabi. Özellikle gözlüklerde kullanırken bu ağırlık önemli. Tartıya koyalım. 42 gram. İdeal ölçülerde diyebiliriz aslında. Tabi antenle dahil etmek gerekecek. Bunu antenle birlikte 51 gram kadar. Buna bir de güç kablosunu dahil edelim. 73 gram. Ve video kablosuyla birlikte toplam 93, 94, 95 gram oldu. Yani bir gözlükle kullandığınız zaman kafanıza 95 gram ekstra bir ağırlık olacak. Evet, şimdi transmitter, yani video vericiye geçebiliriz. Bu da yine oldukça ufak bir kutuya sahip ve yine arkasında kanalların nasıl ayarlanacağını gösteren bir şema var. Bunun yanı sıra teknik özellikler de burada mevcut. Gördüğünüz gibi NTSC ve PAL formatlarını desteklemekte. 7-14 volt arasında çalışmakta. Kutuyu açalım. Netlik için kusura bakmayın, bazen odaklama sorunu yaşayabiliyoruz. Aynı anten. Yine dik veya yatay olarak kullanılabilme özelliğine sahip. 5.8 GHz yazısını görüyorsunuz üstünde. Bir tane güç kablosu. Lipoya bağlamak için. Bir ucu lipoya, bir ucu da vericiye bağlanmakta. Bir tane bağlantı aparatı, bağlantı kablosu diyeyim. Bir ucunu transmitter'a, diğer ucu da kameraya vesaire bağlanıyor. Evet, şu anda vericimizin kendisi. Gördüğünüz gibi etrafı bir jelatinle veya bir folyoyla gibi, onun gibi bir şeyle sarılmış. Devreleri görebiliyorsunuz. Burada teknik özelliklerden bir kısmı yer alıyor ve üstte bir soğutucu mekanizması, soğutucu alüminyum diyeyim, tam olarak bilmiyorum ama yan taraflarda bağlantı noktaları oldukça ufak. Şimdi boyutlarına bakalım. Bu bizim için biraz daha önemli aslında. Daha doğrusu ağırlık biraz daha önemli. İlk başta ağırlığa bakalım. Tarayı aldık. Cetvelimizi getirdik. Tamam. Yaklaşık 4,5 santim yüksekliğe sahip. 2,5 santim kadar en ve yaklaşık 1 santim kadar da derinliğe sahip. Ağırlık önemli demiştik. 23-24 gram şu anda. Antenle birlikte 33 gram. Ve güç kablosuyla birlikte 35 gram. En son olarak bağlantı kablosuyla birlikte ise 39 gram kadar. 200 miliwattlık bir transmitter için ideal sayılır.
Anten gördüğünüz şekilde bağlanmakta. Ve dediğim gibi ister yatay ister dikey olarak kullanabilmektesiniz bunu. Tercih size bağlı. Nasıl bağlantı yapacağınızı da göstereyim bu arada. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıt deyince bağlamış oluyorsunuz bu bağlantı kablosunu. Ve güç kablosu aynı şekilde. Yeri belli zaten. Oldukça rahat bir şekilde bağladım. Bu haliyle oldukça kullanışlı. Bunu herhangi bir quadcopter'de hatta helikopterlerde dahi kullanabilirsiniz. Anlık görüntü aktarımı sağlıyor ve yaklaşık 1-1,5 kilometre menzili var. Fakat tabii buna her zaman ulaşmak mümkün değil. Arada ağaç, bina vesaire şeyler olduğunda bu mesafe biraz daha kısalabiliyor. Bağlantı yapmak oldukça kolay. Kabloları çıkarmak biraz zor. Hafif bastırmak gerekebilir. Gördüğünüz gibi. İlk başta elinize alışırken zorluk çekebilirsiniz bu konuda. Daha sonrasında ise rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Soğutucu görüyorsunuz. Bu da ürünün aşırı derecede ısınmasını engelleyen bir parça. Bu tür şeyler de oldukça önemli.